Herkese merhabalar arkadaşlar. Ülkemizde yaşanan koronavirüs salgını ile ilgili okullar tatil edildi ve 23 Mart Pazartesi günü uzaktan eğitim sistemi başlıyor. Tabii uydu cihazları ve televizyonların yeni frekanslara ayarlanması gerekiyor. Bunun için SD, eski SCART'lı cihazlarımız, HD cihazlarımız, bir de televizyonlarımız var. Tabii bunların teker teker ayarlanması gerekiyor. Yeni nesil cihazların birçoğunda uydu otomatik güncelleme özelliği var. Yalnız bunların aktif edilmesi gerekiyor. Bu videomda sizlere tek tek bunları anlatacağım arkadaşlar. İlk önce yapmamız gereken HD cihazlarla ilgili ayarların nasıl yapılacağı. Ben cihazımızı televizyona taktım, ayarlarını yaptım. Şimdi bunun nasıl yapılacağını size tek tek anlatacağım. Yapmanız gereken ilk önce uydu kumandasından menü tuşuna basmanız. Daha sonra kurulumdan OK demeniz, orta tuşla. Şifre 4 tane 0. Aşağıda KGS kanal güncelleme özelliği var arkadaşlar. OK diyoruz orta tuşla. Güncelleme modu otomatik. Şimdi güncelleme modunun otomatik olması lazım. Güncelleme modu otomatik olduğu zaman otomatik olarak sizin yeni frekanslarınızı hafızasına kaydeder ve kendi kendine cihaz günceller arkadaşlar. Burada yapmamız gereken aşağıda güncellemeyi başlat düğmesine tıklamak. Şu anda kanal güncelleme kontrol ediliyor dedi. 3. ayın 19'u en son güncellemeleri aldı. Burada OK diyoruz. Çıkış yapıyoruz tekrar. Tekrar OK diyoruz. Exit'a basıp çıkıyoruz. Şimdik. 6 tane kanal buldu. 3 tanesi HD, 3 tanesi de eski yayınlardan. Uydudan güncellemeli cihazları bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi SD SCART'lı bir cihaz taktım televizyona. SCART'lı cihazla bu işin nasıl yapılacağını size anlatıyorum. Hemen menü tuşuna basıyorsunuz. Cihazınız yeni bir cihazsa zaten otomatik kanal güncelleme özelliği vardır. Bakın şu şekilde menüyü sırayla gezerseniz altta göreceksiniz. KGS güncelleme. Yani bu uydudan otomatik kanal güncelleme özelliği demektir. OK diyoruz. Yukarıda mod, otomatik, esnek, kapalı. Siz bunu otomatik moda getireceksiniz. Daha sonra alttan güncellemeyi başlat diyeceksiniz arkadaşlar. Güncelleme listesi kontrol ediliyor. Birazdan bulacak. Versiyon aynıdır. Şimdi ben bunu az önce güncellediğim için versiyon aynı dedi. Sizde güncelleme başarılı diyecek. Eğer çalışan bir uydu kablonuz, çanağınız normal çalışıyorsa bu şekilde diyecek. Şimdi kanalımız geldi. 3. ayın 19'u güncellemeyi yaptı. Şimdi kanalımız 89. Mesela 1'de 2'de çıkmaz bu. Sizin uydu listenizde 89'da çıktı bu uydu cihazında. Bazılarında 5'te 6'da çıkabilir. Bazılarında 100'de çıkabilir. 6 adet kanal geldi. Bu 6 kanalın ilk 3 kanalı HD arkadaşlar. SCART'lı cihazlarda bu kanallarda sinyal yok der. Bakın birinci, ikinci, üçüncü kanalda sinyal yok dedi. Üçüncü kanalımız ilkokul kanalı. SCART'lı bir cihazımız vardı. İlkokullar için olan kanal. Üçüncü cihazımız, ikincisi ortaokul. Üçüncü kanalımız ise liselere ayrılmış. Bu da SCART'lı cihazın nasıl veya tanımlanacağıyla ilgili idi.
Bir de eski uydularda, yani daha eski uydularda otomatik kanal güncelleme özelliği yok ise nasıl yapacağız? Hemen size bunu tarif ediyorum. HD ve otomatik kanal güncellemesi olmayan cihazlara EBA'yı nasıl yükleyeceğiz? Hemen onu tarif ediyorum arkadaşlar. Menüden kuruluma geliyorsunuz. Transporter listesi. Bazı cihazlarda yeni kanalı ekle ya da TP ekle yazabilir. Bu cihazda transporter listesi demiş. Buradan kumandanızın üzerinde şu şekilde tuşlar vardır. Ekle diyor. Ekleye basıyoruz. HD bir cihaz ve otomatik kanal yükleme özelliği, güncelleme özelliği yok bu cihazda. Hemen frekansımızı giriyoruz. 12 083 sembol oranı ise 13750. Polarite ise yatay, yani haş. Bazı cihazlarda yatay yazar, bazı cihazlarda H harfi vardır. Bu yatay demiş ve vertikaldir. Biz H yatay yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra mavi tuşumuz var burada. Kumandada da mavi tuştan taramaya basıyoruz. Burada şebeke arama, açık konuma getiriyoruz. Hepsi diyoruz. Ve bizim kanallarımız HD cihazlarda bu şekilde. Göründüğü gibi HD olan EBA kanallarını buldu arkadaşlar. Şimdi de SCART'lı uydudan güncellemesi olmayan en eski tip cihazlara EBA'yı nasıl yükleyeceğiz onu anlatıyorum arkadaşlar. Menü, kanal arama, 4 tane 0, TP ekleme, TP frekansımız 11.916, 11.916, sembol oranımız 30.000, polarite vertikal. Kaydet diyoruz. Arama tümü diyoruz. Ve aramaya başlıyor. Göründüğü gibi TRT EBA başladı bulmaya. Evet arkadaşlar, şimdi buldu. Yalnız sıralı bir şekilde bulmadı. 400'lerde buldu. Ortaokul, ilkokul, lise. 402, 404, 407'de kanallarımız şu anda bulundu.